Katılımcılar, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu, Ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla, hasretle anıyoruz. On Kasımlar atamızı anmak kadar onun yaptıklarını anlamak ve anlatmak, genç nesillere aktarmak için de bir fırsattır. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor İlber Ortaylı. Kendisi bizlere Atatürk'ü anmak ve anlamak başlıklı bir konferans verecekler. Konuşmacımız tabii çok yakından tanınan bir isim olunca tanıtmak da çok kolay oluyor. Tarihçi İlber Ortaylı, Cumhuriyetimizin önemli bir değeri, ülkemize tarihi sevdiren, tarih üzerine düşünmeyi düşündüren kıymetli bir bilim insanı. Hal böyle olunca da kendisini tanıtmaktan çok bugün burada bulunan ve kendisini dinleyecek Hazirun'u Sayın Ortaylı'ya tanıtmak bana göre daha yerinde olacak. Ülkemiz nüfusunun üçte birini oluşturan Balkan kökenli vatandaşlarımız ve onların gönüllü kuruluşları ile Balkanlarda yaşayan sayıları 10 milyona aşkın soydaş ve akraba toplulukları arasındaki ilişkilerimizi koordine etmek üzere Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bundan 2 yıl önce genel merkezimizde bir Balkan masası kurduk. Şu anda salonda Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz ve onlarla birlikte 41 il başkanlığımızın Balkan masası sorumlusu il başkan yardımcıları var. Ankara il başkanı var, ilçe belediye başkanlarımız var. Yine yerel yönetimlerimizin bulunduğu illerden ve ilçelerden Balkan masası sorumlusu olarak belirlenen belediye meclisi üyelerimiz var. Hocamız her zaman dedelerinizin geldiği yere gidip, yeri gidip görseniz iyi olur tavsiyesinde bulunur. Bugün buna uygun şekilde belediye başkanlarımız Balkanlarda atamızın yaşamında önemli yeri olan şehirlerdeki kardeş belediyelerini de ziyaret ediyorlar. Toplantımızı takip ediyorlar. İlerleyen saatlerde onları da uzaktan bağlantıyla programımıza alacağız. Öğleden sonra ise Balkan Masası danışma toplantımızı yapacağız. Konuşmamı bitirirken değerli Hazirun'a bir kez daha saygılarımı sunuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü partimizin kurucusu, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, minnetle anıyor. Daha nice 83 yıllarda yolumuzun onun yolu olacağını bir kez daha belirtiyor. Tüm katılanlara saygılar sunuyorum.